zamanın görünen yüzünü saatler oluşturuyor. Tabii bu her görünen yüz gibi sati ve cılız bir görüntü aslına bakılacak olursa. Çünkü görünen hiçbir yüz asıldan bir şey ifade etmiyor. Bundan 40 sene, 30 sene ki bu aslında çok kısa bir süre önce mekanik saat tamircisi toplumda faal bir yere sahipti. Herkesin hemen hemen kolunda, evinde bir duvar saati, bir konsol saati, bahü saati, bir mekanik kol saati vardı. Ve bu mekaniğin tabii ayar ve ihtimam gerektiren yapısından dolayı bir saatçi hep muhtaçtı. Dolayısıyla saatçi o toplumun insanıyla onların işlerini yerli yerince düzenleyebilmeleri için 5 dakikalık fark yapan saatler için dahi gittikleri, uğradıkları bir zanaat erbabıydı. O nedenle ben mesela bu kadar titiz bir insan değilken saat tamirciliği benim biraz halimi, tavrımı bu hususta değiştirdi. Beni ufak şeyleri önemser yaptı. Çok küçük bir parçanın yapılmasının ne kadar zor olduğunu bildiğim için bir şeyleri kolay atamaz ve kıymet bilir yaptı, değer bilir yaptı. Saklamayı, tasnif etmeyi bilir yaptı. Bir düzen ve bir çalışma tertibi getirdi. Bunlar bana işin öğrettiği şeyler. İnsan işi öğreniyor ama iş de size o kadar çok şey öğretiyor ki aslında hani benim öğrendiklerimle onun bana öğrettiklerini yan yana koysam sadaka olmaz benimkiler. Gerçekten öyle. Bir müşteri gelir içeriye. Saatini uzatır, ustaya verir. Ustayla olan görüşmeyi, konuşmayı, ilişkiyi, o anda görüşülen, konuşulan her şeyi siz tamamıyla kaydedersiniz. Müşteri gittikten sonra ustanız size biraz önce ne oldu? Anlat bakalım şimdi. Gelen kimdi? Nasıl bir saat bıraktı? Ben ona ne söyledim? Saatin neresi bozuktu? Ne zaman teslim edeceğiz? Sizin dikkatiniz ölçülür, alakanız ölçülür. Ve bu şekilde hayatla, daha doğrusu esnaflığın çeşitli halleriyle sizi sınar ve bu günlerce sürer. Hatta ben yaklaşık 1,5-2 sene gibi bir zaman içerisinde saatin kapağını açmadım. Bir kimsedir. Yapmaya değil. Sanatçıyla zanaatkarın arasındaki en temel fark zaten bu. Birisi yapmak, ortaya koymak, yaptığıyla anılmak arzusundaki daha kötü manada demiyorum ama egonun öne çıktığı bir iş iken benliğin ve kişinin, zanaatkar bir başkasının yaptığına sanki hiç zarar ve bir halel gelmemiş gibi onu kendi kimliği, kisvesi, yaptığı iş belli olmazcasına gizleyerek görmemişe döndüren ve kendi elinin izlerini yok ederek bir yaptığıyla adımlarını da silen bir kimsedir. Daha mistik bir iştir bu nedenle zanaatkarlık. Hani görünmez olmanın mesleğidir. Thank you.
bir gün ustanın size der ki, oğlum gel, şu saati al, şuraya götür. Ve geçen zaman içerisinde siz bir saate nasıl davranıldığını, ona nasıl yaklaşıldığını, ne kadar önem verildiğini, saat sahiplerinin konuşmalarından o saatin onun için neler ifade ettiğini, ne anlamı ifade ettiğini öğrenirsiniz. Evlenirken mi, işte taşınırken mi, yeni bir şey eve geçildiğinde mi, bir alınma ve ona sahip olma hikayesi vardır. Nasıl alındığını, ne zor şartlarda alındığını falan öğrenirsiniz. Ve ondan sonra o saate artık siz bir zarar veremezsiniz. Ona sahibinden daha fazla bir önem atfedersiniz ve o şekilde davranırsınız. Benim de belki bu meslekte en zevk aldığım nokta, 300 senelik, 200 senelik bir saati yaparken onu yapan usta mezarından kalksa ve dirilse ki dese, benim saatime de çok şükür hiçbir şey olmamış. Benim ona elimin değdiğini anlamasa ve ben onu 300 sene önceki üslupla yapsam, bu bizim işteki başarı ve ustalıktaki maharetimizi de gösterebilen bir şey. Saatte yaptığınızı saatin de doğru çalışarak onaylaması gerekiyor. Onun sizi uydurup bir iş yapışınızı ele verişiyle hiç böyle basit ve vasat şeylere tenezzül etmemenizi öğütleyen bir tavrı var. Saatlerinde sen ve ustan bir arada olursun. Yani gelen giden olmaz. Belli bir saat, bir iki saat öyle geçer. İşte günlük hoş bereketli sohbet edilir. Ama sen hala usta, ayaktasın ve ustanın her halini takip eder ve onun her ağzından çıkacak söze bir şekilde karşılık vermek gibi bir şey de olursun. Bunu başlangıçta zaten bunu yapamayacak bir kimse olursa o çırak alınmaz. Yani çırak olmaya namzet dahi olmaz. Daha ziyade bir şeyleri okuyarak öğrenmeye alışmış insanların genel hayattaki tavrı çok hamdır. Halbuki bir şeyi yaparak öğrenen, bir ustanın yanında öğrenen, yani bir müşteriye nasıl davranılacağından, kendini nasıl ön plana çıkarmayacağına, yaptığı nasıl önemsiz göstereceğinden, önemsiz bir saati sırf sahibi kucaklasın diye nasıl önemliymişçesine sunacağından. Yani o kadar çok şeyi gösteriyor ki bu insana farkına varmadığı bir zarafet veriyor. Çıraklıktaki o uzun süre işe hazırlanma döneminde, daha içeri girdiğinde hangi insanın sesinden kimin olduğunu ve hangi ruh halinde olduğunu anlayacak noktaya kadar gelebiliyorsunuz. Yalnızlık gerektiren hem de o yalnızlığı hissettirmeyen bir iş. Buna sebep ben 13 senedir mekanik saat tamirciliği yapıyorum. Hiç başka zamanlarda hissettiğim ıssızlığı, bir yalnızlığı bunu yaparken hissetmedim. Bu da bana hep çok değişik gelmiştir.
binlerce havada uçuşup da farkına varmadığınız haslet, ihtiyaç duyduğunuz, kullandığınız için geliyor size yapışıyor. Ve bu zaman içerisinde bir artık sizin tabınız oluyor ve çok kolaylıkla kendiliğinden böyle akmaya başladığında daha tatlı bir insan olduğunuzu fark ediyorsunuz ve bunun nasıl olduğu dile dökülemiyor. Bu işte mesleğin, yaşamanın, haddeden geçmenin, bir şekilde bir terbiye olmanın verdiği bir süreç. Alışverişleri başlıyor. Bunu da yine bizim görünen yüz dediğimiz saatler bir şekilde ölçse de aslında zamanın ölçülebileceği herhangi bir mekanik ya da elektronik bir obje elbette ki yok. İnsan bunu kendi içindeki bir ölçümüyle, terazisiyle ölçebildiği nispetle kendisi ölçebiliyor. Köyünde, kasabasında, kadında, çocukta, bir yaşlıda, hastada, bir ıstırabı olanda, hastanede, bir yeriniz ağrırken hepsinde farklı bir tiktak vardır. Kiminde hiç geçmez, kiminde uçar. En sığ insanın gözünde bile zaman bir anlamda ürkütücü bir şeydir. Kendine getirici, bir irkiltici bir yanı var elbette. Zamanı suya benzetmek, rüzgara benzetmek, işte yaprağa benzetmek, uçup giden, kaçan bir şeylere hep benzetilmiştir zaman ve yakalanması gereken bir şey, bir ucundan tutulması gereken bir şey. Çünkü insanın kendisine dair duyduğu korku ve endişe onu kaybetmek ve çarçur etmekle ve sonunda da ne olduğunu bilemediği bir dipsiz kuyuda kendini bulmaktan kaynaklandığı için hep zamanı kaçan bir şey olarak görür. Halbuki kaçan insanın kendisi. Yani kendi kendimiz elden kaçıyoruz. Duygularımız, doğru düşünceler, bir şey yapabilme arzusu, istek, istikamet bunlar kaçıyor. Zaman sabit. Biz onun içine böyle bırakılmışız sadece. Ki yani günlük 24 saati doğru ve hassas ölçen bir saat, ne kadar farklı fonksiyonları, saniyesi, takvimi, perpetuali, türbülonu, mekanik hassasiyetleri doğruya ulaşmış olsa da insan zihnindeki ve hayatın sonsuzundaki aşkın yani müteal düşüncelerin yanında dar ve sınırlı kalıyor. İlk anda verdiği heyecanı sonradan kapsayabilen bir şeyi yok. Ama zanaatla uğraşmanın ve burada olmanın verdiği bir şey zaman içerisinde böyle bir genişleme veriyor. İnsan başkalarıyla kendi arasındaki bir fark gördüğünde bunun şu cansız nesneden aslında geldiğini ama arada çok büyük bir ruh olduğunu
fark ediyor ve o zaman işine, objeye ve bu hali sağlayana bir minnet duyuyor, bir güzellik, bunun bir lütuf olduğunu o zaman anlıyor. Zaman hızı yok, zaman tek bir kütle. Onun içinde hareket eden insan ister koşar, ister durur, ister bunu boşa harcar. Önemli olan bu kütlenin içinde ne kadar kendisinin ne yaptığı. Ölçülecek olan bu zaten. Kaç saatte ne yaptın değil. İşte bu sonsuz salınımda senin uğraşıların neydi? İnsandan sorulacak olan şey bir yerde bu. Elbette ki hani bir şeyleri durup dinlemeyi bilen, bir seste huzur arayan bir kimse bunu pek çok şeyde bulabilir. Yani meşe ağacının hışırtısında da duyar, saatin sesinde de duyar, kedinin mırıltısında da duyar. Yani kaynayan ıhlamurun ada çayının sesinde, kokusunda, ona bakışında da duyar. Önemli olan bunları duyabilecek tinette, arayacak ve gördüğünde tanıyacak tinette insanlar olabilmek.